Merhaba sayın seyirciler. Kolay satranç seyrederek, oynayarak öğren satranç derslerine başlıyoruz. Kolay diyoruz ve seviye başlangıç seviyesinde diyoruz. Biz de çünkü çok üst oyuncu falan değiliz. Ama yeni başlayanlar için örnek teşkil edeceğine inanıyoruz. Hem oyun oynayacağız. Karşımıza kim çıkacağı belli olmadığı için yenebiliriz, yenilebiliriz. Hem de yeni öğrenenler için her taşın oynanma yerinde göstermiş olacağız. Şu anda bir rakip karşımıza çıksın diye tıkladım. Bir rakip karşımıza geldi. Bakalım hangi ülkeden, uluslararası bir ülkesi belli değil. Başlıyorum. Beyaz başlar. Satrançta beyaz başlar ilk hamle olarak. Beyaz bize düştü. Buna her sanırım İskoç açılışı deniyor. İki tarafta şahın önündeki piyonları çıktı. Böyle hamlelerde genelde şahın önündeki piyon hedef alınır. Evet, şu anda bizim atı oynamamıza engel oldu. Büyük ihtimalle değişecek. Bir piyon çıkıyoruz. Değişirse alacağız. Eğer acemi ise bu hamlenin karşısında şuraya hedeflediğimi göremez ki çoğu kişi görüyor bunu. Eğer onu görmeseydi çoban matı dediğimiz birkaç hamlede hemen mat etme şansımız olacaktı ama artık çoğu oyuncu bu seviyeyi geçiyor. Kolay kolay çoban matına düşmüyor. Şimdi şu atı bir açmaya çalışalım. Gördüğüm kadarıyla çok acemi değil. Buraya açmayacak. Tahminen şu piyonu öne sürerek benim burayı görmeme engelleyecek. Ben yine de şansımı deniyorum. Evet, şimdi ata saldıracağız. O da ata saldırma anında kaleye saldırabilir. Ama kale benim vezir koruyor. Kalesini korumazsa ben saldıracağım. Şu anda şah çekti bana. Mecbur bu hamleyi yapmak zorundayım. Şahı korumak zorundayım. Şah saldırı varken şahı korumaktan başka hamle yapamayız. Ya şahı kaçarız, ya araya taş gireriz, ya da şu anda uygun olduğu gibi başka bir taşla o saldırı yapan taşı almamız gerekir. Başka hamle yapmazsa niyetim tabii ki atı almak ama kurtardı atı. Şimdilik kurtardı. Bence yanlış yaptı. Bu hamleyi yaparken benim ata saldırmamı engelleyemez bir hale geldi. Şu anda atı pardon, yanlış düşündük. Bakın acemi olduğumuz için. Şuraya ya da şuraya kaçmaz zorunda kalsaydı tehlikeliydi. Kalmadığı için şu anda bir sorun yok. Biz bir tehlike daha yapalım. Acemi olmadığı için büyük ihtimalle işe yaramayacak da. Şurayı tehdit edelim. Dur bakalım ne yapabilir. Evet, şahın önünü açar. Biz buradan sadece bir piyon almış oluruz. Atla açması gerekir. Filmi engelleyerek kurtardı. Bu iyi bir hamle. Yenilme ihtimalimiz artıyor. Çünkü hangi hamle yapsak karşılığında güzel bir hamle yapıyor oyuncu. Bu hamleden sonra artık saldırılarım engellendiğine göre ben de yavaş yavaş ortalıkta kalan şahımı korumaya almam gerekiyor. Çünkü oyun gittikçe aleyhime dönmeye başladı. Evet, filmi tehdit altına aldı. Atla alacak büyük ihtimalle. Benim kaçacak yerim yok. Burayı oynayabilirim. Filler çapraz oynadığı için burayı oynayabilirim piyanonla yer. Şuraya oynarsam atla bedava alır. Mecbur orada bırakacağım. Artık ne yaparsan yap diyeceğiz. Ben hafiften yavaşta şu şahımı koruma hamlelerine başlayayım. Evet, değişti. Değişti. Vezirimi sıkıştırma ihtimali artıyor. Atın oraya gelmesi iyi olmadı. Neyse, ben yine devam ediyorum. Rok yapmak ihtimalin devam ederse rok yapacağım. Maalesef yine hatalı duruma düştük. Oyunun %20'si gitti bu hamleyle. Taş olarak avantajlı hale geldi. Bunu yiyerek
Dur bakalım biz başka bir hamle yapabilir miyiz? Yapamıyoruz. Atı buraya gelirsek bir şeyi sıkıştırabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. Bir taşı bedavadan vermiş olduk. Piyon alıp at mı daha lazım olur bana? Bir piyon alıp at önemli bir taş, iyi kullanabilene. Ben orta karel kullanabiliyorum. En azından bir piyon almış olduk diye kendimi teselli edeyim. Şöyle bir çekilelim bakalım. Rök yapmama izin vermedi. Oldukça iyi oynuyor. Bakalım ne yapabileceğiz. İlk oyunumda yenilmek biraz hoş olmadı ama ne yapalım? Gidişat öyle görünüyor. Şu hareketi yapayım. O biliyorsa şu hareketi yapabilir. Yani ilk çıkışta iki hamle çıkan taşı yiyebilen taşı yiyebiliyor. İşte gördüğünüz gibi. Bazıları bu hamleyi pek bilmiyor, karşılık veremiyor. Evet. Bu oyuncu bir ustalık daha yaptı. Atımı da almak üzere. Şu atı burada vermeseydik, kale desteğinde şurada güzel bir hamle yapacaktık ama şartlar gittikçe benim için zorlaşmaya başladı. Yenilmemiz oldukça yaklaştı maalesef. Şah kale çekti. Kaleyi de kaybettik. Evet, size güzel bir örnek oldu bu. Nasıl yenilir dersinde birinci bölümdeyiz. Umarım ilk ve son bölüm olur. Artık kendi vezirimizi de hapsettik. Oraya hiçbir şey yapamıyoruz. Mat edeceğiz derken savunmasız kaldık. Atımıza bakıyor. Yok artık. Burada bir hayır yok. Bir an önce çıkmaya çalışalım. Bir ümit ölmemiş. Candan ümit kesilmez diyerek vezirimi tekrar sahaya sürmeye çalışıyorum. Onu sahaya sürmek bile çok zor. Şimdi bana yaklaşık kaleyle saldıracak birazdan. Bir hazırlık yapalım bakalım. Biz de kendi halimizce. At açmaz da. Bu kadar acı. Vezirime göz dikti. Bu oyunu kaybetmiş olarak görüyorum artık. Fazla şans kalmadı bize. Fazladan evet şuradan şahmat çekecek bana mı? Evet yaklaştı. Şahmat olayı yaklaşıyor. Buradan çekemez. Burada vezirim var. Şuradan çekerse atı alırım. Vezirle buradan çekerse. Bakalım ne yapacak. Sürem de ondan az. Sürede de avantajlı diyelim. Şu anda şuradan bana şah çekip beni perişan edebilir. Atın korumasında. Onu engellemek için ne yapabilirim? Şunu yapabilirim şimdilik. Kaçmam gerekirse nereye kaçacağım? Ben şuraya veziri gelsem, atı açmazı alsam diyeceğim ama şuradan şah çektiğinde kurtulma şansım kalmıyor. Önce onu engelleyelim. Şuradan şah çekmesini engelledik. Vezirle oraya gelirse veziri alırım. Ki acemi olmadığı için bunu puanı iyiymiş. 1301'miş. Bizim puan yaklaşık ondan 30 puan daha aşağı. Bu oyunda biraz puanlar kolay kazanılmadığı için önemli bir puan. Şuraya gelelim bakalım. Of, güzel bir hamle varmış. Ben nasıl görmedim? Şu atla şuradan şah vezir çekiyormuşum. Umarım başka bir hamle yapar. Ah. Evet şuradan yani kendimize güvenimizi kaybedince evet hatayı yaptı ama hala avantaj onda mı? Bakalım biraz dengelemeye başladık. Bu hamle çok önemliydi. Şah vezir dedik. Oho, çok güzel bir galibiyet oldu. Kaçtı vezirini verince kaptırınca kaçtı. Evet bu ilk bölümü kazandığım için mutluyum. Rakibiniz sağdan kaçtı yazıyor. Sohbet odasından ayrıldı yazıyor. Güzel bir final oldu. Beklemediğim bir final oldu. İyi günler diliyorum.